yapımı biliyorsunuz. Camia da biliyor, spor camiası da biliyor. Eee eğer ekonominizi düzgün yürütemezseniz, harcamalarınızda derli toplu olmayı başaramazsanız, sportif başarılar çok geçici olur arkadaşlar. Bizim için mühim olan bunu uzun vadeye yaymak. Belki kısa bir sürede acısı olabilir, ızdırabı olabilir ama zaman içerisinde Beşiktaş'ın bu işlerden çok daha huzurlu ve faydalandığını göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz. Her zaman söylüyorum evet dünkü e, maç çok tatsız bir maçtı ben çok üzüldüm camia üzüldü taraftar üzüldü onlar üzüldüğü için ben üzüldüm ama e, futbolun içerisinde bunlar var 120 yıllık kulübüz neler yaşandı ama birlik ve beraberlik içerisinde olursak sabır gösterirsek ben takımımızın çok güçlü ve hedefe sezon sonunda ulaşacağından şüphem yok arkadaşlar ama her maç skorunun sonunda eee Maçın skoruna göre alkış veya eleştiri e, bence doğru değil. E, birlik ve beraber olmaya çalışalım. Sabır gösterelim. Ben takıma güveniyorum. İçindeki ekibime güveniyorum. Hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir trafik kazası diye kabul edelim. Bir kaza kabul edelim. Önümüze bakalım. E, ne ben Beşiktaşlılıktan Beşiktaş'ın başkanlığından Beşiktaş dün mağlubiyet aldı diye vazgeçerim ne Rahmi Koç Beyefendi veya Koç Holding sponsorluktan vazgeçer. Bizler bir aileyiz. Acı günde, zor günde, kötü günde, iyi günde beraber olmayı başardığımızı herkese göstermek zorundayız. Teşekkür ederim.